Modern Köşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlere böyle harika bir görüntüsü olan lifimizle geldim. Harika bir tasarımla geldim. Gördüğünüz gibi menekşeyi andıran mükemmel bir e, lif oldu gerçekten. E, üç renk kullandım. Sarı, lila ve mor kullandım. Tabanını yaptık. Daha sonra papatyalarını yapıp e, bu şekilde diktik. Çok basit e, bir e, örgü. Bir gün içerisinde yaklaşık 2 ya da 3 tane çok rahatlıkla yapabileceğiniz harika bir e, lif gerçekten. Evet hazırlığımızı yapalım. E, tığ olarak 3 e, numara tığ kullandım. İp olarak ise bonbon lif ipi kullandım. Hemen hazırlığımızı yapalım ve bu muhteşem lifimizin yapılışına başlayalım. Evet hanımlar öncelikle ipimi alıyorum. düğümümü attım 7 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolamadan ilk yapmış olduğum zincir kanatına sabitledim bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi genişlettim yapmış olduğum halkanın içerisine 3 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum kapattım iki tane zincir tekrar aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum kapattım 2 zincir aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım 2 zincir. Bakın 3 tane yaptım. Toplamda 8 tane fıstığımız oluncaya kadar yapalım. Tekrar gelelim. Evet toplamda 8 tane fıstık yaptım. 2 zincir çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ara zincirime sık iğne ile geçtim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Burada zincirimize bir tane dörtlü dolgulu fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Burada dolgularımızı dörde çıkarttık. İki zincir. Bir sonraki zincir arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2 zincir bu sıramızı da bu şekilde bütün zincir aralarına ikişer tane fıstık yaparak ara zincirlerimizi ikişer zincir çekerek bu sıramızı da tamamlayalım gelelim. Evet bu sıramın da sonuna geldim. Bakın bütün zincir aralarına ikişer tane fıstık yaparak iki zincirimi çektim. İlk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle sabitleştirdim. Zincir arasına geçtim ve bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. Aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çekiyorum geçiş bölümlerimize. Bakın tam iki fıstık arasındaki zincir bölümüme bir fıstık yapıyorum. kapattım 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım bir zincir tekrar tığımı doladım 2 fıstık arasına geldim yine bir fıstık yapıyorum kapattım 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum Kapattım bir fıstık. Bu sıramızı da bu şekilde devam ediyoruz. Çift fıstık aralarına iki zincir geçiş yerlerimize ise birer tane zincir çekerek bütün zincir aralarımızı yine ikişer tane fıstık yaparak bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, bu sıramızı da sonuna kadar getirdim. Böyle ufak bir e, gevşeklik olabilir. O yukarılar yapıldığı zaman toplayacaktır. E, eğer çoksa buradaki ara zincirlerimizde e, fıstıklarımızda yaptığımız dördü e, üç tane dolguya düşürebilirsiniz bir tane zincirimi çektim bakın ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir arasına geçiş yaptım sık iğne ile ilmeğimi genişlettim bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım iki zincir çekiyorum tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapıyorum, kapattım. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Eğer e, sizler dediğim gibi hala çok geniş oluyorsa buradaki iki zinciri teke düşürebilirsiniz. Tekrar bakın, bir sonraki çift fıstık arasına geçtim, bir tane fıstık yaptım, iki zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım iki zincir tekrar tığımı doladım bakın buradaki zincir aralarına işlem yapmıyorum direkt fıstık iki fıstık aralarına bu şekilde tekrar bir fıstık yapıyorum kapattım iki zincir tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım iki tane zincir Bakın. Ara boşluklarımıza hiç işlem yapmıyorum. Sadece çift fıstık aralarına çift fıstık yapıyorum. Aralarda ikişer tane zincir çekiyorum. Bu sıramızı bu şekilde bitirip gelelim. Evet hanımlar bakın bu sıramızı da sonuna kadar getirdim, sabitledim. Zincir arasına geçiş yaptım. Tekrar ilmeğimi genişletiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Burada da aynı şekilde 2 zincir çekiyoruz. Bakın bir sonraki fıstık, 2 fıstık arasına yine fıstık yapıyorum. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 2 zincir burası da aşağının aynısı olacak aşağıdaki gittiğimiz sıranın aynısını yapıyoruz zincir sayılarımız da aynı ama dediğim gibi eğer sizlerde çok fazla bir e, kasma yaparsa buradaki ara zincirlerimizi e yerine 3 de çekebilirsiniz. Bakın bu şekilde bir görüntümüz olacak. Yine ara zincirlerimi 2 tane çektim. Yine çift fıstık aralarıma çift fıstık yaparak bu sıramı da bitiriyorum. Evet hanımlar bu sıramızı da tamamladım. Bakın sabitledim. E tabanım gayet düzgün duruyor. Eğer sizler kasma olursa buradaki zincirlerimizi fazlalaştırabilirsiniz. Eğer ki çok fazla geniş duruyorsa zincirlerimizi biraz azaltarak şöyle bir görüntüyü elde edebilirsiniz. Çünkü her el bir olmuyor. Zincirlerde mutlaka her elde değişiklik oluyor. O yüzden örgünüze bakın. Örgünüz nasıl düz duruyorsa o şekilde devam edin. Benim zincirlerime çok fazla önemsemeyin. Çünkü ee, dediğim gibi gerçekten her elde farklı oluyor. O yüzden e, kendiniz ayarlayacaksınız. Evet geldim. Sabitledim ve zincir arasına geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. sıramıza gidiyoruz artık. Ortayı saymıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. sıramdayım. Şimdi buraya tekrar bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. İki tane zincir çekiyorum tığımı doladım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım 1 2 3 tane zincir çektim bir sonraki iki fıstık arasına geçtim burada zincir sayımı ara zincir sayımı bir tane fazlalaştırdım İki tane zincir çekiyorum tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3. Geçiş yerlerim 3 çekiyorum. Fıstık aralarını 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki fıstık arasına fıstık yaparak devam ediyorum. 1, 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 3 tane zincir. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız. Tamamını bitirip tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da sonuna kadar getirdim. Bakın tekrar burada birleştirdim. Zincir arasına geçiş yaptım. İlmeğimi genişlettim. Tekrar bakın bir fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. Buradaki ara zincir sayım yine aynı. Üçlü çekeceğim. Üç tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapattım. Üç tane zincir çekiyorum. Bir sonraki fıstık arasına geçiş yapacağım. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım ve gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da bitirdik. Bakın şuradan itibaren göbeği saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 şimdi 7. sıramızı gidiyoruz. Hemen bakın zincir arasına birleştirdim. Zincir arasına geçtim. İlmeğimi genişlettim. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki tane zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Buradaki zincir sayımı dörde çıkartıyorum. Bir sonraki fıstık arasına fıstık yaparak devam ediyorum. İki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 4 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına geçiş yapıyorum. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da tamamladık. Son sıramı gideceğim. Daha sonra artık e, dilimlerimiz ayrılmaya başlayacak. Şöyle 4 zincirimi çektim. Bakın ilk yapmış olduğum fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirip zincir arasına geçtim. İlmeğimi genişlettim. Hemen bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 1 2 3 4. Burada 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık tepesine geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra tekrar dilimlerimizin birleştirmesine geçeceğiz. Şöyle bakın. Ortayı da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. sırayı yapıyoruz şu anda. Bitirip gelelim. Evet hanımlar bu sıramızı da sonuna kadar getirdim. Şimdi artık bakın buraya birleştirdim zincir arama geçtim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Burada toplamda 3 tane fıstığımız olmuş olacak. Hemen üçüncümüzü de yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın burada e, normalde 2 tane yapıyorduk. Bu sıramızda ise 3 tane fıstık yaptım. 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. 2 tane zincir, aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada yine 5 de çekebilirsiniz. Dediğim gibi sizin elinize bağlı. Bir sonraki ikizi, iki fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Aynı yere 3. fıstığı yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincir çektim. Bu sıramızda da bu şekilde devam edeceğiz. 3 tane fıstık yaptım. Tekrar iki fıstık yaptım. Bu kez yine 3 fıstık yaptım. Bir sonraki yine 2 fıstık olacak. Bu şekilde 1 üçlü, 1 ikili, 1 üçlü, 1 ikili olacak şekilde devam edeceğiz. Aradaki zincirlerimizi ben 4 çektim. Sizler bunu 5 5'te yapabilirsiniz eğer ki e, toparlanma olduysa lifinizde, şöyle düzgün bir görüntü yoksa e, direkt oradaki zincir sayımızı yine 5'e çıkartabilirsiniz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, sonuna kadar geldim. Yine ara zincirime geçtim, birleştirip şimdi ilmeğimi genişlettim. Bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum, kapattım. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına yine fıstık yapıyorum. kapattım iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum buradaki fıstık sayımı dörde çıkartıyorum aralarda iki zincir bakın burada geçiş bölümümde ise 2 3 4 tane zincir çektim bakın bu kısımda iki tane zincir aram vardı iki zincir aramada ikişer tane fıstık yaptım arada da yine iki zincir çekerek bu bölümümü bu şekilde 4 fıstıkla bitirdim. 4 tane zincir çektim, tığımı doladım. Hemen bir sonraki fıstık arasına yine 2 tane fıstık yapacağım. Birini yaptım, kapattım. 2 tane zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim, tığımı doladım. Bir sonraki Fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 tane zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 2 zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım. Kapattım. 2 tane zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım. 4 tane zincir çektim. Bu sıramı da bu şekilde yapıyorum. Bakın buradaki iki, iki zincir arasına 4 tane, iki birine, 2 birine 4 tane fıstık yaptım. Aramız değişmiyor. Burada ise yine 4 tane zincir çekiyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım, tekrar gelelim. Evet hanımlar, bakın sonuna kadar getirdim. Burada modelimi sonuna kadar getirip birleştirdim buradaki fıstık tepesine hemen zincir arasına iki tane sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde tekrar modelimi döndürüyorum bakın arka kısmını döndürdüm ilmeğimi genişlettim bulunduğum yere bir tane fıstık yapıyorum kapattım iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına yine 2 tane fıstık yapıyorum. Birinciyi yaptım, kapattım. 2 tane zincir. 2. fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 4 zincir. Bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Bir fıstık yaptım kapattım iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bir zincir. Bakın görüntümüz bu şekilde. Sadece buradaki dörtlü fıstıklardan iki taneyi kullandım. Burada da iki taneyi kullandım. Arası aynı devam ediyor. Bir tane zincirimi çektim modelimi tekrar döndürdüm. Hemen bakın buradaki zincir arasına geçiş yaptım. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3. Burada 4 tane çekmiştim. Bu kısımda 3 tane zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına fıstık yaparak devam ediyorum. Birini yaptım. 2 i̇ki zincir, ikinciyi yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki fıstık arasına yine iki tane fıstık yapacağım. Birini yaptım, kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Bu şekilde ikinci sıramı yaptım. Modelimi döndürdüm. Tekrar zincir arasına geçiş yapıyorum. Ilmeğimi genişlettim. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bakın iki tane zincirimi yaptım. Burada ise iki tane zincir çektim. Evet iki tane zincir çektim. Bakın üçüncü sıramdayım. İki tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım 2 zincir bir aşağıda 3 çekmiştik. Burada ikiye düşürdüm fıstığımı, zincirimi. Hemen bir sonraki fıstık arasına bir fıstık yaptım. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım bir zincir modelimi tekrar döndürdüm. Bakın 3 sıra bitti. 4. sıraya geçtik. Hemen zincir arasına geçtim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım iki zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım bir zincir. Aşağıda 2 idi. Burada 1'e düşürdük zincirimizi. Hemen bir sonraki fıstık arasına bu kez buraya 2 tane değil 1 tane fıstık yapıyorum. 1 zincir. Bakın buradaki 2 fıstığım teke düştü. 1 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki fıstık arasına yine 2 tane fıstık yapıyorum. Birini yaptım kapattım. 2 zincir. İkinci fıstığımı yaptım, kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Modelimi döndürdüm. Yine zincir arasına geçiyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. İki tane zincir. Bakın ikinci fıstığımı yaptım kapatmadım bu kez. Tığımı doladım tekrar. Orta kısma işlem yapmıyorum. Tam buradaki köşedeki iki fıstık arasına bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde. İkisini birlikte topluyorum. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. kapattım bir zincir. Bakın bu şekilde bir görüntüm oldu. Tekrar modelimi döndürdüm. Yine zincir arasına geçtim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bir sonraki zincir arasına bir fıstık daha yapıp ikisini birlikte topluyorum. Buradaki dilimimi bitirmiş oldum. Bir tane zincir çektim. Toplamda 1 2 3 4 5 6 tane bu şekilde ilerledik ve bitirdik. İpimizi kırdık. Şimdi bir sonraki dilimimi yapacağım. Başlangıcını şöyle sizlere göstereyim tekrar. Düğümümü attım. Bakın hemen bu kısımdan. Burayı yaptık. Buradaki kısma Sabitliyorum. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. 2 zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki araya geçtim. 2 tane zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 4 zincir bir sonraki fıstık arasına fıstık yapıyorum. 2 zincir aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir. Burada şimdi tekrar modelimi döndüreceğim bakın bir tane zincir çekip modelimi döndürüp zincir arasına geçerek işlemimi devam ettireceğim şöyle söyleyeyim size bakın burada 4 zincir çektik bir üst sırada 3 çekeceğiz bir üst sırada 2 bir üst sırada bir çekerken bakın burada bir çekmiştim bir çekerken ortadaki iki fıstığımı teke düşüreceğim daha sonra bu şekilde işlemimizi yapıp bu dilimimizi de bitireceğiz. Toplamda bütün dilimlerimizi yapalım, hepsini. Daha sonra bitmiş haliyle tekrar gelelim çiçeklerini ve kenar kısımlarına geçelim. Evet hanımlar, tamamını bitirdim dilimlerimin. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüye sahip oldu. Şimdi kenar çerçevesini yapacağım. Daha sonra da çiçeklerini yapacağız ve lifimizi bitireceğiz. Hemen şöyle koyu bir mor aldım. düğümü attım. Bakın şöyle herhangi bir yerden iki dilim arasındaki zincirimize ipimi bu şekilde sabitledim. Bir tane zincir çektim, tığımı doladım. Buraya 4 ya da 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bakın burası değil, bir sonraki üst kısımdaki fıstık tepesine sabitledim. Bir zincir ilmeğimi genişlettim. 2 3 4 5 dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. Bir sonraki fıstık tepesine sabitledim. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Bir sonraki fıstık tepesine sabitledim. Tekrar bir fıstık yaptım, kapattım. Hemen bir sonraki fıstık tepesine sabitledim. Kapatıyorum. Bir sonraki fıstık tepesine. kapatıyorum. Bakın en tepeye geldim. Sabitledim. Tekrar bir zincir ilmeğimi genişlettim. Bir fıstık yapıyorum. Bakın bir alttaki fıstık tepesine fıstığımı yaptım kapattım bir alttaki bakın fıstık tepesine kapatıyorum aşağı doğru iniyorum bütün fıstık tepelerine aynı işlemi yapıyoruz kapattım bir alttaki fıstık tepesine. Kapattım. Hemen bir alta geçtim. Kapattım. Bakın, e, burası tam orta kısma sabitliyorum. En son kısmı tam ortaya sabitledim. Tekrar buraya fıstık yaparak devam ediyorum. Kapattım. Bakın, bir üsttekine. Bu şekilde bütün etrafını bu şekilde bitireceğiz. Daha sonra çiçeklerine geçeceğiz yapalım. Tekrar gelelim. Evet hanımlar kenar bölümünde bitirdik. Şimdi orta papatyalarımızı göstereceğim. Sizlere nasıl yapıldığını. altı e, tane orta kısma yapacağım. 8 tane kenarına yapacağım. bir tane de tam orta kısmına yapacağım. E, buradaki bir taneyi tek renk yapacağız. Diğerlerini ise 3 renkten 2 renkten yapacağım. Hemen şöyle göstereyim size bir tanesini. Bakın ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. İlk yapmış olduğum zincir kanatına sabitliyorum. 2 tane zincir çektim, tığımı doladım yapmış olduğum halkanın içerisine iki de çektim, trabzan yaptım bir zincir aynı yere bir trabzan daha yaptım bir zincir aynı yere bir trabzan daha yapıyorum bu şekilde aralarda bir zincir trabzanlar yapıyoruz toplamda 11 tane trabzan oluncaya kadar yapalım Evet hanımlar bakın şuradaki zincir aralarını sayıyorum. Bir tane burada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir arası oldu. Yuvamız oldu. 12. ise bir tane zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum zincire sabitliyorum. Toplamda 12 tane burada e, zincir arası yuvamız oldu. Hemen bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Bulunduğum yere 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Ve 5. Tekrar devam ediyorum. Yanındaki zincir arasına geçtim. 5 tane de oraya yapıyorum. Toplamda 10 tane bu şekilde fıstığım oldu. Tamamını topluyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum tabanına iniyorum. Yaparken de şöyle elinizle şu şekilde bastırarak arka kısma getirirseniz zincirinizi daha güzel görünecektir. Tekrar bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Bir sonraki zincir arasına bakın. 5 tane fıstık yapıyorum. 5 dolgudan oluşan. Tekrar bir sonraki zincir arasına da 5 tane yapıyorum. Toplamda 2 kutucuğumuzu bu şekilde beşer tane dolgudan oluşan bir fıstık yaptım. 5 orada, 5 de burada 10 tane. Tamamını çekiyorum bakın. Topluyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekip tabanına sabitliyorum. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Bir sonraki araya yine 5 tane kapatmadan bir sonraki zincir arasına da 5 tane yapıyorum. Tamamını topluyorum. Tekrar 5 zincir tabanına iniyorum. Şöyle bir tane kaydıralım. Burada ipimizi kıralım. İkinci rengime de geçeceğim. Bakın 3 tanesini bu şekilde yaptım. Tekrar koyu rengimi alıyorum. Düğümümü attım. Bakın. Hemen bir sonraki Burada fıstığımızı yaptık. Bir sonraki araya ipimi sabitliyorum. Bir zincir. Ilmeğimi genişlettim. Devam ediyorum aynı şekilde. 5 tane dolgu burayı yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki zincir arasına da 5 tane dolgu yapıyorum. tamamını topladım. 5 zincirle dibine iniyorum. Tekrar ilmeğimi genişlettim. Bir sonraki zincir arama yine 5 tane yapıyorum. Kapatmadan bir sonrakine de 5 dolgu yapıyorum. tamamını topladım 5 zincirle tabanına tekrar iniyorum son yaprağımıza geçtik bakın yine aynı şekilde Beş doldurdum. Beşte yandakini dolduruyorum. tamamını çekiyorum. 5 zincir tabanına sabitliyorum. Ve bir tane zincir çektim. İpimi burada kırıyorum. Bu şekilde iki renkten oluşan papatyamız oldu. İplerimizi bakın şöyle arka kısımdan iplerin arasından geçirerek de yok edebiliriz. Evet papatyamız hazır. Şimdi bu papatyalarımızdan aynen bu şekilde 14 tane 14 adet yapıyoruz. Bir tanesini tam ortaya geleninde sadece buradaki koyu rengimizden ee, bütün yaprakları da aynı şekilde koyu rengimizden yapacağız. Ben şimdi bunun orta kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra tamamını yapıp sadece dikme işlemini göstereceğim sizlere. Bakın şöyle sarı ipimi aldım. Biraz ara bırakaraktan düğüm yapıyorum. Bakın bu kadar bir mesafe bıraktım. 2 3 tane zincir çekiyorum. İlmeğimi genişlettim. Tam orta kısımdaki zincirime bu şekilde 6 ya da 7 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. 6 yapalım. Bakın bu şekilde kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum. Biraz mesafeli bir şekilde kırdım. Evet ortamızda hazır. Şimdi tam şu şekilde yerleştiriyorum. Bakın buradaki zincir aralarından ipimizi çekiyorum. Sarı ipimi tam karşısından da diğer ucunu çekiyorum. Bu şekilde arkaya düğümlüyorum. Kalan ipimizi de kıralım. Evet bu papatyamız hazır. Bakın bu şekilde papatyalarımızı yerleştireceğiz. Dediğim gibi 8 tane e, köşe bölümlerime yapıyorum. 6 tane de etrafına yapacağım. 1 tane de orta kısmına yapacağım. Orta kısmı dediğim gibi tek renk olacak koyu koyu yapalım. Diğerlerini ise bu şekilde e, iki renk olacak şekilde yapalım. Ya da sizler tek renk de yapabilirsiniz. Papatyalarımızı hazırlayalım ve tekrar gelelim. Toplamda 14 tane. Bu bu şekilde ikili yapıyoruz. Bir tane de tek renkli olan papatyamızı yapalım, tekrar gelelim. Evet hanımlar, papatyalarımı da bitirdim. Bakın şöyle yerleştireceğim sizler için nasıl yapacağımızı. Bu şekilde bakın dikim işlemlerimiz açık renk bölüm, aşağıya koyu renk bölüm yukarıya gelecek şekilde bu şekilde çiçeklerimizi dikeceğiz. Şöyle görün diye yerleştiriyorum. Şöyle koyu renklerimiz yukarıya bakacak açık bölümlerimiz, aşağıya bakacak şekilde diğer papatyalarımızı da aynı şekilde bakın bu şekilde yerleştireceğiz ve sonra dikeceğiz, lifimizi bitireceğiz. Evet bu şekilde olacak şekilde dikeceğiz. Ben hemen size bir tanesinin dikişini göstereyim. Taban renginin e, ipinden aldım iğnemi, düğümümü attım. Bakın şöyle tam izaya getiriyorum. Ve şu alt kısımlardan sarı bölümümüzün etrafından sabitleyerek gidiyorum. Evet bu şekilde sabitleyerek tamamını dikelim ve bitirmiş halde gelelim. Evet hanımlar, dikme işlemini de bitirdik. Gördüğünüz gibi çok şahane bir görüntüsü olan harika bir lif oldu. Evet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone ol butonunun yanındaki zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın ve benimle kalın.